Buyur, söz sende. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Hüven iktesi Bismi subhanehu ve inni şeyim illa güsep bihamdü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Şimdi derse geçmeden önce hüven nüktesi nerede, hangi tarihte ve ne maksatla telif edilmiştir? Buna bakarsak 1946-1947 yıllarında Emir Dağı'nda Nur Aleminin bir anahtarı ile hüven nüktesi telif edilmiş. Hüven nüktesi ehli zındıkanın fikirlerini çürüten 2 kere 2 4 eder derecesinde tevhidi ispat eden mükemmel bir eser. Üstadın diğer mükemmel eserleri gibi. Üstadımız bu eserin tehlif sebebini şualar sayfa 530'da 14. şuada mektupta şöyle ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben zannederim ki Hüven nüktesi gizli zındık düşmanlarımızın bellerini kırmış, onların istinadgahı olan tabiat tağutunu dağıtmış, kesif toprakta bir derece saklayabilirken şeffaf havada hüven nüktesinden sonra hiçbir cihetle o tağutu saklamak imkanı kalmamış ki küfr-i inadi ve temerrüd-i irtidadi sebebiyle adliyeyi aldatıp aleyhimize sevk ediyorlar. İnşallah nurlar adliyeleri lehine çevirip onların bu hücumunu dahi hakim bırakacaklar. Yine Emirdağ 67'de de oraya da girmeden önce okuyalım o mektubu da. Aziz Sıddık Mütefekkir kardeşlerim, evvela çok emarelerle katli kanaatim gelmiş ki gizli dinsizler resmi bazı memurları aldatıp Nur'un bahrem büyük misaleleri için de yalnız rehberi usrana medar-ı hitap tutmaları ve 1,5 seneden beri bana sıkıntı vermelerinin sebebi rehberdeki hüven nüktesi olduğunu katiyen bildim. Çünkü bu hüven nüktesi, hüvenin keşfettiği sırrı tevhid pek kat'i ve bedihi bir surette küfrü mutlakı kırıyor. Hatta bir kısmında hiçbir vesvese ve şüphe bırakmıyor. Gizli dinsizler buna karşı çare bulamadıklarından İntişarını resmi yasa bile set çekmek için çalıştılar diyor. Yine ve girmeden önce hüvenin kelime manası ve bu benim muhteviyatına şöyle kısaca değinirsek. Hüve nüktesi denince akla ne gelmelidir? Hüve o demektir. Yani bir zamirdir. Arapçada, Türkçede olduğu gibi ben, sen, o. Üçüncü tekil şahıs zamiri. Üstad Hazretleri bu risalede hava unsurunun Allah'ın varlığını ve birliğini nasıl gösterdiğini açıklamakta ve bu yani hüve dememizi temin edecek kadar bir havada bu hakikati ispat etmektedir. O bir parçacık hava bir anda sayısız işler görmekle Allah'ın varlığını ve birliğini gösterdiği gibi hüve zamiri de Allah'a işaret etmektedir. Burada başka bir kelime de ele alınıp izah edilebilirdi. Onun üzerinde de yapılabilirdi ama ayrıca bir ince nükle. Yani hem hüve zamiri Allah'a göstermekte hem de onu söylememize yardım eden hava unsuru. Yani burada noktayı nazar veriyor usta. Hava sahifesine nazar veriyor. Devam ediyoruz. Çok aziz kardeşlerim. La ilahe illa hu ve kulluhu Allah'u de ki hüvel aslında yalnız maddi cihette bir seyahat-i hayaliye fikriyede hava sahifesinin mütalasıyla ani bir surette görünen bir zarif-i nükte-i tevhidde mesleki imaniyenin hadsiz derecede kolay vücut derecesinde suhuletli bulunmasını. Üstad bir mesleki imaniye dedi ve bir de şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkülatlı, mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş, geniş ve uzun nükleyi beyan edeceğim diyor. Şimdi burada biz evvela hüve kelimesini telaffuz ederken kullandığımız havayı onun vazifelerini bir anda nice işleri birlikte yapmasındaki harikalığı
işte hayal edecek, düşünecek ve bu konuda bir sayar yaparsak şöyle oluyor. Mesleki imaniyenin yani hassiz derecede kolay ve vücut derecede suretli bulunması. Vacip olma, yani kesinlikle zaruri olma, aksinin düşünülemeyeceği kadar katli olma gibi manalara geliyor. Nadir, yani varlığı imkansız olma, kesinlikle olmama demektir. Vücubu vücut, Allah'ın varlığının vacip olduğunu, olmamasının düşünülemeyeceğini, ezeli ve ebedi olduğunu ifade eder. Yani mahlukatın varlıkları mümkün grubuna girer, mümkün olmamaları musavidir. Allah'ın irade etmesiyle var ve yok olurlar. İşte Allah'ın şerikinin varlığı ise müntehidir, olması imkansızdır. Şimdi bir harf katipsiz olmaz dediğimizde bir harfin mutlaka bir katibi olması şarttır. Aksi düşünün, katibin varlığı vücut derecesinde katip, o harfin kendi kendine olması yahut işte mürekkep zerrelerin o harfi yazmaları attığımızda imkansızdır, müntehidir. İşte bir harfin katip tarafından yazıldığını kabul etmek vücut derecesinde kolaydır. Bunun aksini kabul etmek ise mümtenidir, imkansızdır. Şirk ve dalalet mesleğine giriyor. Burada evet, gayet kısa bir işaretle o geniş bir beyan edeceğim diyor. Evet, nasıl ki bir avuç toprak güzel çiçeklere nöbetlik sarsılık eden kabında eğer tabiata, üstad burada eğer tabiata diye kullanıyor. Bir de diğer sayfada 161'de eğer saniye zülcelala verirse ikiye ayırıyor yani eğer tabiata esbaba havale edilse lazım gelir ki önce burada oraya kadar tabiata esbaba havale edilse nasıl neler olacak onu ifade etmeye çalışıyor. Lazım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta güzel belki çiçekler adedince manevi makineler fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayatta cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hassiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de. Emir ve iradenin bir arşı olan havanın rüzgarın her bir parçası bir nefes ve bir tırnak kadar olan hüve lafzındaki havada küçücük mikyasta. Evet. Şimdi burada da toprak, bir avuç toprak. Şimdi bir şeyi yapmak ilimle olur. Tohumların içindeki ince ve latif bir şekilde yazılmış programları bilmeyen bir toprak nasıl onlara icat edebilir? Yani diğer bir hususta şöyle bir çiçeğin tohumunda şurada bir ya belki çiçekler halinde manevi makineler, fabrikalar bulunsun. Bir çiçeğin tohumunda saklı olan programın tatbik sahasına çıkıp yeşerebilmesi için bütün kainatın ve sebeplerin bir fabrika gibi işlemesi gerekiyor. Yani bu sebeplerden bir tanesi olmasa o çiçek hayat bulamaz. Öyleyse çiçeği icat eden zatın bütün kainatı ve sebepleri elinde tutması, onlara hükmetmesi gerekiyor. Bütün bunları yapabilmesi için nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret lazımdır. Bu üç sıfat olmadan bir tek çiçeğin dahi vücuda gelmesi mümkün değildir. Bir de burada emir ve iradenin bir arşı diyor. Latif nüktelerde sayfa 34'te şeyde de var bu Osmanlıca lemalar 28. lemada da inneme emru ize erade şeyen yegu lehu küfe yekün. Yani arş, dört arş var diyor. Zat-ı Zülcelal'ın sahibi arş-ı azamın emir ve iradenin arşı. Manevi merkezi alem ve kalp ve kıble-i kehanet hükmünde olan küre-i arzatın tetkine medar dört arş ilahisi var. Biri hıfz ve hayat arşıdır ki topraktır. Toprak hayata menşedir, hayat çıkıyor oradan. Hatta ismi Hafiz'in ve Muhyi'nin mastarıdır. Hem hayatı saklıyor hem de hayat oradan çıkıyor. Dolayısıyla hıfz ve hayat arşıdır diyor biri. İkinci arş Fazl ve rahmet arşıdır ki su unsurudur. Üçüncüsü ilim ve hikmet arşıdır ki unsur nurdur. Dördüncüsü de emir ve iradenin arşıdır ki bu da unsuru hava oluyor. Burada da evet.
Emir ve iradenin arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası bir nefes ve bir tırnak kadar olan daki havada, küçücük mikyasta bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hassiz muhterim konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakilleri bulunsun. Ve o hassiz işleri beraber bir anda yapsın. Emir ve iradenin arşı dedik, evet orada. Bir anda nasıl yapacak? İşte Allah'ın emir ve irade sıfatlarının bir arşı olan havanın her bir parçasında, yani bir nefes ve tırnak kadar olan füve lafzını söylediğimiz miktardaki havada, bütün dünyadaki mevcut telefonların, telgrafların, işte radyoların, hassiz muhtelif konuşmaların bulunabilmesi için ya küçücük ve hassas ölçekli harika alıcı ve verici istasyonlarının her bir hava zerresinde kurulmuş olmasını kabul edeceğiz. Çünkü her bir hava zerresinde tüm bu işler bir anda ve beraberce yapılmaktadır. Ya da füve diyecek ölçüdeki bir havanın her bir parçasının ve her bir zerresinin bütün telefoncular, telgrafçılar ve radyo yayın frekansları kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunduğuna, onların hepsinin dillerini bildiğine, her konuşmayı anladığına ve aynı anda diğer zerreleri de bildiğine ihtimal vereceğiz. Her bir hava zerresinde hassiz bir şuur, nihayetsiz bir ilim ve sonsuz bir kuvvet bulunduğunu kabul edeceğiz. İşte küfür ve dalalet ehlinin mesleklerinde hava zerreleri adedince imkansızlıklar, zorluklar ve safsatalar vardır. Bu mükemmel ve kusursuz işler hava zerrelerinin işleri olamaz. Bütün hava zerreleri bu külli ve mükemmel işlerini Allah'ın emriyle, izniyle, kuvvet ve kudretiyle yerine getirmektedirler. Bütün zerreler onun muti askerleridirler. Allah'ın emir tahtında hareket eden her zerre bir anda şimşek suretinde ve hüve telaffuzu kolaylığında vazifesini yapmaktadır. Buradan da evet, hüve beraber bir anda yapabilsin. Ve o hüvedeki havanın, belki unsur havanın her bir parçasının her bir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ve un telgrafçılara ve radyo ile konuşmalar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun. Ve onların onun dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bir fiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün ezasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabiyyun ve matbiyunların mesleklerde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkülatlar aşikare görünüyor. Evet, bunlar şu ana kadar burada anlattığı tabiata ve esmama ve havale edilse bunlar olur. Şimdi Sani-i Zülcelal'e verilse hava bütün zerratıyla onun emirver neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca hadsiz külli vazifelerini Halik'in izniyle ve kuvvetiyle ve Halik'e intisap ve istinat ile ve saniyenin cilve-i kudretiyle bir anda şimşek suretinde ve o hüve telaffuzu ve havanın temevvücü suretinde yapılır. Yani kalem-i kudretin hassiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sahife olur. Ve zerreleri, o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem-i kaderin noktaları bulunur. Bir hava zerresinin bir anda bütün sesleri işitmesi ve diğer zerrelere bildirmesi insan aklının alamayacağı harika, mükemmel bir iş. Tabii insan birisiyle konuşurken diğeri konuşmasını anlamıyor. Biz özellikle derste öğretmen olarak, belki bunu ilkokul öğretmeni Yavuz daha iyi bilir. Aynı anda 10 kişi konuşuyor, dur diyoruz, parmak kaldır. Yani anlayamıyorsun. Biraz iki kişi konuşsa bile dur diyoruz, sırayla konuşun. Aynı anda iki kişiyle de konuşamıyor. İki konuşmayı birlikte yapamıyoruz öğretmenler olarak diyorum. Biz de insan olarak iki kişiyle aynı. Şimdi insanda bulunmayan bu meziyet, bir meziyet ve hasiyetin cansız bir hava zerrelerinde bulunması
Ancak o zerrelerin işte Halık'ının izniyle ve kuvvetiyle iş görmeleri ve ona intisap ve istinad etmeleriyle izah edilebilir. Yani bu işleri yapan ancak kudreti ve bütün sıfatları nihayetsiz olan Allah'tır. Yani zerreler onun emriyle iş gören nedir? Birer memurdurlar. Nasıl ki güneşin ziyasını aksettiren aynalar gibi onlar da Halık'ın ilim, irade ve kudretine birer ayna olmuşlar ve bu sayede bu kadar işi birlikte ve gayet kolayca yapma imkanına kavuşmuşlardır. Hatta Üstad Hazretleri bir neferi padişaha istinad ettiğinde onun ordularının kuvvetini arkasına bularak bir şahı esir edebileceğini beyan ederek inkisaptaki kuvveti çok güzel ortaya koyar. İşte hava zerreleri de sonsuz bir kuvvete ve ilme istinad ettiklerinden nihayetsiz denecek kadar çok işi bir anda şimşek suretinde ve kuvvet telaffuzu kadar kolaylığında birlikte görebilirler. İşte o intisap ile hava sayfası kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına birer sayfa olur. Kudret kalemi o sayfada milyonlarca kelimeyi yazar. İşte bir ağaç da o kudretin kaleminin önünde bir sayfa gibidir. Bahar ve çiçeklerin birlikte açmaları gösteriyor ki o kalemin işleyişi beş yazı yazmasına benzemez. Biz bir anda bir harf yazar, daha sonra diğerini yazmaya başlarız. Çünkü irademiz cüz'idir. Yani bir anda iki şeyi irade edemeyiz. Kudretimiz de iradeye bağlı olarak bir anda ancak bir iş yapabilir. O da cüz'idir. Ama gözümüzle görüyoruz ki ağacın en alt kısmındaki bir çiçek yahut yaprakla en üstünde bulunanlar küllü bir irade ve muhit bir kudretle birlikte yazılıyorlar aynı anda. İşte o kalem sahibi yeryüzü sayfasında nihayetsiz bitkileri birlikte yazdığı gibi insan bedeninde belki de 100 trilyon kadar hücrede yine birlikte iş görmekte. İşte denizde balıkları beraber yüzdürmekte, aynı anda semada kuşlar birlikte uçuyor, gezegenler birlikte dönüyor. Böyle daha nice birbirinden farklı zerrelerden galaksilere kadar hatta bazen birbirine zıt işleri bile beraber yapmakta, birlikte icra etmektedir. İşte kudret hava sayfasında bütün sesi yazmakta, bütün işleri birlikte görmektedir. Ne diyor burada daha sonra? Evet, mücmel hakikati tam vazı mufassal aynı el yakın müşahede ettim. Ve hüvenin lafzında, havasında böyle parlak bürhan ve bir lemay-ı vahidiyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde, şurayı tekrar alayım, hava alemini temaşa sayfasını mütalaa ederken bu mücmel hakikati tam vazı ve muvassal aynen yakın müşahede ettim. Ve o hüvenin lafzında, havasında böyle bir parlak ve bürhan ve bir lemay-ı vahidiyet olduğunu bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani ve bir cilve-i ahadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tevhid o güve zamirinin mutlak ve mühven işareti hangi zata bakıyor? O işaretine bir karine-i taayyun o hüccette bulunması içindir ki bu karine-i taayyun şu anlama geliyor. Şualar 696'da Lemat'ın hemen başlarında tabi daha ediyorum da orada. Evet. Şey Lemat'ın sözlerle şu arkadaşlar. Bir kul huvallah, kul huve karinesiz bir işarettir. Yani ne demek istiyor? Şimdi burada ne dedi? Karine. Evet. Bir karine-i taayyun. Şimdi bir beş kişiyiz. Ahmet, Hasan, Hüseyin. Bir de Ali. Şimdi beş kişi belli. Ama Ali gelmedi. Ne diyoruz? Ahmet Hasan Hüseyin geldi ama Ali gelmedi. Şimdi burada bir karine var, belirlilik var ama bildiğimiz için. Ama Ali yoksa biz burada o geldi desek de bir mana ifade etmez. Ama Allah için bu karinesizdir. Nedir? Çünkü Allah kainatta ilmiyle, iradesiyle
o kadar açık ve nettir ki kul huvallahu karinesiz işarettir. Demek ıtlakta tayindir. O tayinde tayin var. Yani biz kul huvallahu la ilahe illa hu dediğimizde direkt akla o dediğimizde karinesiz bir şekilde Allah geliyor. Ey evet, kul huva karinesiz işarettir. Demek ıtlakta tayindir. O tayinde tayin var. Ey la ilahe illa hu şu tevhid-i şuhuda bir işarettir. Hakikat kadar tevhide üstler ki. Yine bu hareket-i fikriye seyahatinde hava alemli temaşa ve unsur sahibesinin müteala etmesini de şöyle şey yapabiliriz. Allah'ın varlığına, birliğine, sıfatlarına ve isimlerine alamet alemdir. Yani o alem, hava alemi. Bazı zatlar işte alem kelimesini terkipler içinde kullanmışlardır. Buna göre her terkip, yani elementler meydana gelmiş ayrı bir alem. Alem kelimesi tabii çok şumurludur. Gayb alemi, şehadet alemi, sema, arz alemi, melekler alemi, insanlar alemi, hayvanlar alemi vesaire ila ahir, bitkiler alemi gibi. Umumi manada çok alemler olduğu gibi her bir insanda ayrı bir alem kabul edilmiş. Evet. Hava unsurları birer alemdir. Üstadımız burada hava için alem derken aynı Risale-i Başkent'e hava sahibesinden söz etmiş. Havaya aynı sayfa, aynı zamana demiş. Şimdi bu mücmel dedi burada. Şurada. Mücmel hakikati tam bazı. Şimdi bu nüktede yazılan yazılmayanlar gibi mücmeldir. Yani kısa bir hülasa gibidir. Üstad Hazretleri bizlerin istifadesine sunduğu bu mücmel hakikati bütün tavsilatıyla aynı el yakın müşahede ettiğini ifade ediyor. Tabi Hasan abi burada ben size soracağım. Bu müşahede kelimesi tabi gözle görür derecesinde bir mana ama hakikatler gözle değil kalp ve akıl ile görülürler. Yani aynı el yakın kelimesini biz burada nasıl anlayacağız? Gözle gördü mü üstad yoksa kalp ve göz aynasıyla mı o hakikati anladı? Burada size sormak istiyorum burayı. Siz açabilir misiniz? Bu arkadaşlar, dinleyen arkadaşlar, inmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Şöyle ben bir ustadı misalini hatırlatayım da gerisini beraber duralım. İşaret-i Caz'da diyor ki, uzaktan baksan bir duman çıksa, biz ilmen biliriz, onu görmüyoruz ama ateş yanıyor. Sonra gittik gördük. Bu da ilmel yakin. Aynel yakin. Ayn, göz. Elimizi soktuk. Hakkal yakin. Evet. İlim nerede dimağda? Nerededir? Tasdiktedir. Peki aynel yakin görme vicdandaki latife-i Rabbani denir. Onun işi o. Ne yaptın? Yani, orada akılla görür. Yani ilmel yakin akılla, dimağla. Evet. Ama aynel yakin bakıyorsun ama alt veri tabanın yok olmamış. Yani lise mezunusun. İlkokul diploman yok olmamış. Evet. Ortaokul diploman duruyor. Yani aynel yakin derken aynenin altında İlmel yakin var. Onu kaldıramazsın oradan. Yani mesela uzaktan baktık, duman çıkıyor. İlmel yakin biliriz ki ilmen, orada bir ateş yakılıyor. Gözümüzle baktık, ayn. Ama aynı zamanda dumanı da görüyoruz. Evet. Şimdi o zaman ilmel yakin akıllı oluyor, dimağlı oluyor, tasdikli oluyor. Aynel yakin vicdandaki latife-i Rabbani oluyor. Hakkal yakin neydi? Hakaik eşya-i sabitetun. Esma-i ilahiyedir. Arşa muttalı oluyor. Yerdeyken onu görüyor. Kalben bakmak. Ama bir arkadaşlar belki başka bir noktaya nazarlar varsa sesini açıp şey yapabilirler. Yani ben şu anda hatırıma gelen bir noktaya nazar. Aynı. Evet. Abi bir şey söyledi mi? Evet, dinliyoruz Selim.
Sesim geliyor mu abi? Ben geliyor. Da. Geliyor, geliyor. Şimdi abi şey anlatırken mesela hareketi fikriye diye okuyordunuz ya havayla alakalı. Hareketiye bakıyorsun, hani üstad bir yerde diyor ya, akıl fikre ruh hayale biner diyor. Akıl fikre ruh hayale. Bir de yani emir iradesi, hani emirden bahsettik ya, alem emirin bir numunesi gibi yani, hava sayfası. Bir de havayla ilgili bir yer daha dediniz abi. Hani artık esbapsız tecelliler var. Yani kün feyküne mazhar gibi arz aleminde bir derece sebeplere insan takılabiliyor. Ama harekat-ı fikriyenin Allah alem ulaştığı bir nokta şey gibi, hava sayfası gibi. Ve burada artık bir şekilde anlattığınız bir anda birçok kelimelerin nakledilmesi, o radyo vasıtasıyla işte bir anda birçok sinyallere benzer şeylerin karışmadan ulaşabilmesi filan, bir şekilde sanki fikrin artık nihayeti gibi, yani aklın bir şekilde fikir noktasında zamansız düşünebilmesinin, ondan sonra işte o alim emri anlayabilme noktasında bir adım atmasının Allah'a bu havayı anlayabilmek. Şimdi havayı anlayabilerek o zaman akılla anladığımız şey de bu sefer başka bir seyahat olan işte seyahat-ı kalbiyede üstad diyor mesela. Bu sefer meselelerin hakikatleri noktasına insan ulaşırken evveliyatında havaya çok nazarın verilmesi mesela çok şu an benim dikkatimi celbetti. Çünkü bir anda böyle birçok şeyin olması akıl için o an ilkin anlayabileceği bir şey değil gibi. Ama bunu anlayabilirsek, aynı sistemde aynı kanuniyeti alabilirsek, bunun bendeki olan, havanın numunesi olan bendeki olan sistemle Allah alem ben de bir anda birçok kişiye konuşabilirim. Hani büyük zatlar yapmış ya, mesela Hazreti Ali'nin rüyasını anlatıyordu ya Hasan abi, eskiden o imam varmış bir tane, onunla münasebetinde işte sesini ona duyurmamış Hasan abiye falan. Hani kime duyurayım, kime duyurmayayım? Hani şifreli yayın yapıyorlar ya, bazı insanlar bunu duysun, bazısı duyamasın. Allah alem aklın, benim şu anki istifadem şöyle oldu. Yani aklın sınırlarını anlayabilmem için veyahut da işte esbapsız düşünebilmenin bir adımı havayı anlayabilmek. Hüve ile ilgili de bu bahsettiğimiz mevzular da bu noktada bende bir açılım yaptı yani. Maşallah Selim, çok Yavuz. Maşallah. Şimdi İrfan, evet. İrfan ne diyor İrfan? Abi hissettiniz mi? Ne yaptınız ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam İrfan. Abi ilme yakin, ayna yakin, hakka yakin meselesiyle alakalı. Ben meseleyi şu şekilde daha anlıyorum. Yani kendi alemimde. Bir mesele hakkında fikir sahibi olmak veya gidebileceğim bir mesele hakkında malumat sahibi olmak ilmel yakin oluyor. İkinci olarak aynel yakin meselesinde bir şuhut var. Şuhut sadece gözle olabileceği gibi duygularla, hislerle, latifelerle de olabilir. Bu da aynel yakin oluyor. Üstad hani bu manayı tadıyor yani. Sadece tefekkür etmiyor. Mesela nasıl diyoruz? Şu an havanın, işte biz ilmen biliyoruz ki havanın titreşimleri yoluyla işte ses dalgalarının iletilmesi gibi birçok fiziksel tanımlama yapabiliriz. Ama bunu tam bir manada bunun bundan biraz hükmetmek, bundan biraz tecrübe etmek, yani senin bu işi yapabilmen, bu aynel yakin oluyor. Yani neyi yapabileceğini görüyorsun. Hava zerreleriyle neyi yapabileceğini anlıyorsun abi. Bir de bu işin hakkı yakini de Allah alem şöyle olsa gerek, hava zerreleri kendinin bir parçası gibi artık. Yani hava zerresi gibi bir şeyden bahsetmek gibi değil de kendi mahiyetinin böyle çekirdek gibi patlaması. Bu patlaması neticesinde havanın buradaki fonksiyonu. Yani havayı hariç görmemek, bu da aynel yakin olur. Cemil abinin sorusuna istinaden Allah alem, yani buradaki aynel yakin olan şey, daha önce bizim mesela şu an bizim için fiziksel olarak tanımlayabileceğimiz işte sinyalin çeşitleri, sinyalin hava sahibesindeki şeyi ilerlemesi, Allah alem işte bundan muhatap melaikelerle de muhatap olması olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar,
Yani avaz zerrelerinin her bir müvekkil meleği var değil mi Hasan abi? Bütün tabii. Bak şimdi bu misalle içeriye taşınırsak, yani bu ilmel yakin, anel yakin, bunu anlamak içindi. Biz bu dünyada keşif yaparak keşfolmak içindir. Keşfedilecek sensin, eden de sensin. Burada ilmel yakin, yakin oluşmuş sende, dima. Dima tanışmak. Dima. Orada yetinmiyor insan. Çünkü ilim geneldir. Küfürde de var yani. Küfür ilmidir diyor. Yani o imkanı vermiş. Ama anel yakin böyle değil. Yani vicdaniyat meselesini, hissi, o aleme taşınıyorsun. Burada bu yöntemleri kullanarak, bu sistem var ya, toprağı, suyu, havayı, nuru, ne dedi? Kava, nur, su. İnsanın dört cevherini uyandırmak. Yani her şeyde bu olduğu gibi burada da insan enfusi alemiyle bu mesele, huve, oraya taşınmasa, ki İrfan bir şey söyledi, ilgimi çekti, veya sen mi dedin Cemil? Şöyle, zahire baktığımız zaman aklen, ilmen, esbaba takılıyoruz. Yani elmayı ağaçta görüyoruz. Ama aynı yakın olunca fikir yürürken tefekkürde pek esbab yok. Zaten tefekkür esbabsız düşünebilen insanlar da aktif oluyor. Yani ilk önce öyle başlıyor tefekkür, esbaplı. Sonra o ilerliyor. Yani onu tefekkür ederken, tefekkürü imani böyle, enfusi tefekkür ederken artık elma deyince ağaç hatıra gelmiyor. Şimdi bir tanesi bir şey yazmış, onu okuyayım. Şeyse yoksa devam edersin. Hava alemi bana dima hatırlatıyor. Sanki santral olan dima fonksiyonunu hava aleminde görüyoruz. Şimdi hava alemi çok önemli. Aynen doğru. Hava alemi hangi peygamberi temsil ediyordu? Dima da o peygamber temsil ediyor. Hava alemini temsil eden Hazreti Süleyman, bir de İsa, Hazreti İsa. Hazreti İsa. Ya. Dima. Ona doğuyorsun yani. Anlıyor musun? O hava alemi. Peki niçin herkes göremiyor bu hava alemini? Ve ne kadar bedi? Hava alemi esbabı ortadan kaldırıyor. Yani benim şu anda sesimin bu odada, bu salonda olduğu gibi küre-i arzda da var. Yani nasıl bir sebep sonuç ilişkisi olacak ki bu kadar çabuk nihayetsiz olacak? Evet. Peki ne dedi? Abi üsttekileri neden okumuyorsunuz? Ha, nedir o? Doğru, haklısın. Hemen üsttekileri okuyayım. Hava zerresi gibi o alemlerin hepsi sende görünür. Hava zerresi gibi o alemlerin hepsi sende görünür. Bütün alemleri kendinde gösterebilirsin. Hava zerresi gibi. Aslında hava zerresi insandır. Allah Allah. Abi yazılanları okuyabilir miyim? Aslında hava zerresi insandır. Fesubhanallah. Böyle bir şey duymamıştım. Eğer sende, ben anlamıyorum seni şartla. Eğer sende kendini alemde bir zerre görebilirsen hakkal yakın olur. Eğer sende kendini alemde bir zerre görebilirsen hakkal yakın olur. Allah Allah. Çok ilginç şeyler çıkarttılar. Bu hava alemi, bu ne dedi? Ne dedi ya? Aslında hava zerresi insandır. Yani o zerrede bütün alemler hava aleminde insanda cem olduğu gibi, bütün alemler hava zerresinde cem olduğu gibi insan da 18 bin alemden mi gitti?
Bayağı şey gitmişler ya. Peki biraz da el frenini koymayalım. Hadi Cemil biraz da devam et abi, ama çok ilginç. Hasan abi bir de ben söyleyeyim. Evet. Abi ilmel yakin, eğer ilmel yakinse bir şey, o eşyanın kanuniyetindesin demektir. Eğer aynel yakinse o hakikattesin. Eğer hakkal yakindeysen mahiyetindesin o işin. Evet, maşallah. Maşallah. Çok ilginç. Hasan abi, şimdi Hasan abi. Ha abi. Burada hava zerreleri şimdi bizim söylediklerimizi, ya la ilahe illahu dediğimizi aynen taşıyorlar değil mi? Taşıyorlar. Şimdi diyelim bir tarikatlarda serzakir var. La fale men lehu la ilahe illa diyor. Müritleri de diyor la ilahe illallah diyor. Biz de mesela öyle bir şekilde acziyeti farkını anlayan bir insan la ilahe illallah dedi. Kainatın insan halifesidir, arzıdır, nazırıdır. La öyle bir la ilahe illallah dedi ki bütün hava zerreleri de onun müritleri gibi. Bütün kainatta bunu taşıyıp belki istidatla kabiliyeti yoktur ama onların müekkel meleği var demiştiniz. Onlar takdim ediyordur yani değil mi? Evet. Belki de la ilahe illallah diyen biri hani cennete gider diyor ya, bu mana belki öyle bir anında yakaladı ki bunu, aziyetiyle anladı, şeyini anladı. Dedi belki de Allah onun o zerreler adedinceki günahlarını affetti. Cennete girmiş olabilir, bir mana geldi de bana. Bir çok, evet, ilginç. Bu da ilginç. Fakat Mehmet Diren böyle söylediği kanuniyettedir o, güzel. Fakat o yazana kafam takıldı bu. Bu insana kafam takıldı. Bu insan değişik bir insan. Uğur Erkan diye. Aslında hava zerresi insandır. O sen, Allah sana daha geniş bir ufuk versin de biz de istifade edelim. Allah Allah. Bir tane yukarısı ne diyor? Kim o? Uğur Erkan gene o. Hava zerresi sensin. Allah Allah. Bunların durumu hepten iyi değil ya. Yani hava zerresi bütün alemleri cem ettiği gibi insan da 18 bin alemi cem ettiğinde bundan, bu noktada benziyor galiba. Selim ne yazmış? Ser Zakir halka içinde göz bebeği gibi duruyor. Aynı lakin temsil ediyor. Allahu alem. Nun kapısıyla o alemi giriliyor. Selim, nun kapısını açma bize. Duman olacağız şimdi. Bana bak nuna. Ama bu maşallah, gurur duyuyorum sizinle. İnan, riyakarlık yapmıyorum, yapamam. Şu yazılarınızı da gördüm. Cemil senin de çok güzel oldu. Yani ders çok güzel gidiyor. Ya bu hava alemi, yani şu anda bir küçük belki cemaatimiz hani ders yapıyoruz ama hava alemi bütün kainatla alakadar bir mevzu ya. Çok şükür evet. Ya. Bütün kainatla alakadar. Biz sen ben kimiz ki? Bunları konuşuyoruz. O konuşturtan Allah'a hamdolsun. Ya hadi Cemil'im biraz da devam et. Bunların durumu nedir? Evet. Bir zencefil yapar mısın? Kur'an'ın mucizi beyan, hem ehl-i zikrin makamı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmen yakin bildim. Şu baştan mı alayım oradan? Lema-i vahide bulunduğu gibi şuradan tekrar. İşte ben la ilahe illa hu ve kulüvallahu'daki hareket-i fikre ile seyahatimde hava alemini temaçı ve unsurun sahibesini mutala ederken bu mücbel hakikati tam vazı ve muvassal aynı lafı müşahede ettim ve huve'nin lafzında havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lema-i vahidiyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hücret-i tevhid ve huve zamirinin mutlak ve müfem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyun o hüccette bulunması içindir ki hem Kur'an-ı Mucizül Beyan hem ehl-i zikrin makam-ı tevhidde bu kıssi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin bil. Evet, burayı zaten izah edildi. Evet, mesela bir nokta beyaz kağıtla 2-3 nokta konusunda karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve küçük bir zihayede çok yükler yüklenmesi altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması
ve girme intizamını bozup karışacağı halde aynı el yakın gördüm ki hüvelin anahtarı ile ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, hatta her bir zerresi için muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu ve konulabileceği halde karışmadığını ve intizamını bozmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını, hem binler ayrı ayrı kelime, ayrı ayrı tarzda manalar, manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal-i intizamla gelip çıkıp hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara gelip o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu açık vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile tezvedarane hal diliyle ve meskûr hakikatin şehadeti ve lisanıyla la ilahe illa hu ve kul huvallahu ehad deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek, berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğeri işe mani olmuyor. Ben aynı el yakın müşahede ettim. Emir daha 116 ve latif nüktelerde buraya bir bakacağız. Diyor ki, evvela Medrese-i Zehra erkanlarının arzularıyla verilen ve bir dersin ve bir hülasasını sizlere de söylemeyi münasip gördük. O dersin mevzu da umum kainat mevcudatı hesabına Miraç gecesinde fahri kainat ve netice-i hilkat-ı alem Peygamber aleyhissalatü vesselam huzuru ilahi de nevi beşerin belki umum zihayat, belki umum mahlukat namına selam yerinde ettahiyyatu el mübarekatu esselavatu tayyibatu lillah demesi ve içinde bir külli mana bulunduğundan bütün ümmet her gün çok defa namazlarında zikretmesiyle ve ehli iman içinde her bir mertebe sahibinin bir hissesi içinde bulunduğu ve bundan evvel hüve nüktesinin haşiyesinde radyo vasıtasıyla hava unsurunun harika mucizat-ı kudreti göstermesi cihetle kalde ihtar edildi ki yine 116'da tam bu hava unsuruna bakıyor burası. Sonra herkesin hususi dünyasında hava unsuru dahil bir hüve kadar her bir avuç havadaki her bir zerre mazhar oldukları santrallık, ahize ve nakilelik vazifeleri içinde bütün duaları ve selavatları ve ricaları ve ibadetleri ifade eden Esselavatü lillah cümlesini lisan halleriyle dedikleri için hava unsuru küllü bir lisan olarak o hassiz kelimatlarını katrilyonlar, belki kentrilyonlar adet içinde söyleyerek saniyelerine, kaliplerine takdim ettiklerinden onların namlarına o külli manayla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a Esselavatü lillahi diye takdim etmiş. Yani bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar Halik-ı Küllü şeye mahsustur. Çünkü hüve nüktesinin haşiyesine denildiği gibi ya hüve kadar bir avuç havanın her bir zerresi umum dilleri bilecek ve söyleyenlerin yerlerini görecek ve yakın uzak her şeyi işitecek ve her şiveyi, her harfin tarzını tam bilecek ve çok işleri beraber şaşırmadan görecek bir kudret-i mutlaka ve bir irade-i tammeye malik olacak. Bu ise hava zerrelerine adedince muhal olmasından elbette ve elbette şüphesiz ve kat'i bir zaruretle o zerrelerin her biri sani hakimi bütün sıfatıyla gösterip şehadet eder. Adeta küçük bir mikyasla alemin büyük şehadeti kadar şehadetleri vardır. Demek zerrat-ı havaiye adedince selavatları ifade eden Mirac-ı Ahmedi'de aleyhissalatü vesselam Esselavatü lillah denilmiştir. Buraya da bir de latif nükteler sayfa 30'da küre-i arza göre emir ve irade arşı olan unsur-u havanın içinde bu tabi şeyde de var 28. lemada 20. nüktede Osmanlıca'da küre-i arza göre emir ve irade arşı olan unsur-u havanın içinde emir ve iradenin
acayibini ve garayibini örten perdenin bir derece keşfine çalışacağız ki şöyle ki, biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat ve kelimatı ekiyoruz, birden sümbürleniyorlar. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime, bir habbe olup harici havada sümbürlenir. Küçük büyük hassiz aynı kelimeyi cami bir havayı sümbür veriyor. Unsur-u havaiye bakıyoruz ki o derece emri künfeyküne mut'i ve musakhar ve emirberdir ki güya her bir zerresi bir nefer gibi muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler, zamansız en uzak zerrelerden, en uzak zerreden, emri künden cilvegar olan bir iradenin intisalini, itaatini gösterir. Mesela ahize ve nakile radyo makineleri vasıtasıyla havanın hangi yerinde olursa olsun bir mutku beşeri bütün küre-i arzın her tarafında radyo ahizeleri bulmak şartıyla zamansız aynı notu aynı anda her bir yerde işitilmesi emri kün feyekünün cilvesine ne derece kemal imtisal ile her bir zerreyi havai de itaat ettiğini gösterdiği gibi havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın kutsiyet keyfiyetiyle bu sırrı intisale göre çok tesiratı hariciye ve hasiyatı maddiyeye mazhar olabilirler. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap ve gaybi şehadete tahavvül ettirir bir hasiyet onlarda görünüyor. İşte bunun gibi hassiz emarelerle gösteriyor ki mevcudat-ı havai olan hurufun hususen huruf-ı kutsiyenin ve Kur'aniyenin hususen evahili suredeki şifre-i ilahiyenin hurufatı muntazam ve nihayetsiz, hassas ve zamansız emirleri dinler ve yapar gibi göründüğünden elbette zerrat-ı havaide kutsiyet noktasında emr-i künfeyfünün cilvesine ve irade-i ezelinin tecellisine mazhar hurufatın maddi hastalarını ve harika ve mervi faziletlerini teslim ettirin. İşte bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Mucizü beyanda bazen kudret eserinin sıfatı irade ve sıfatı kelamdan gelir gibi tabiratı gayet derecede surat-ı icat ve gayet derecede inkirat-ı eşya ve musakhariyet-i mevcuttan başka aynı emir kudret gibi hükmediyor demektir. Yani emri tekvinden gelen hurufat maddi kuvvet hükmünde vücud-ı eşyada hükmeder ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Evet, emir ve iradenin bu gayet hafi ve vücud-ı maddileri gayet gizli ve havayı manevi, nim maddi nevindeki mevcudatta emri tekvini aynı kudret gibi asarı görünüyor. Belki aynı kudret olur. Adeta maneviyat ile maddiyatın maveyninde berzahi olan mevcudata nazara dikkati celbetmek için Kur'an-ı Mucizü beyanın اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْهَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ ferman ediyor. İşte evâir-i suredeki hamim, tâsîn, elblem, mim gibi huruf-u kutsiye-i şifre-i ilahiye havada, hava zerratı içinde zamansız münasebatı dakikayı hafiye tellerine ihtizaza getirecek birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferçten arşa manevi telsiz telefon muhaberat-ı kutsiyeyi ifa etmeleri o şifre-i kutsiye-i ilahiyenin şehrindendir ve vazifesidir ve gayet makuldür. Evet, havanın her bir zerresi ve bütün zerratı telsiz, telefon, telgraflar gibi aktar-ı alemde münteşir, o zerreler emirleri intisal ettiklerini ve elektrik ve seyahat latifeyi ahize ve nakilelik vazifesi gibi sahir ve zayıf-ı havaiden başka bir vazifesini bir has-ı kat ile belki müşahede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm. Ağaçların ruh-i zeminde muntazam bir ordu hükmünde havai nesiminin dokunmasıyla bir anda aynı emri o ahizeler hükmündeki zerrelerden aldığı vaziyet-i meşrubesi bana 2×2=4 eder derecesinde katli bir kanaat vermiş. Demek havanın ruh-i zeminde çevik ve çatlak bir hizmetkar olması ve ruh-i zemindeki Rahman-ı Rahim'in misafirlerine hizmet ettiği gibi o Rahman'ın emirlerini tebliğ etmek için
bütün zerratı telsiz telefonun ahizeleri gibi emirber nefer hükmünde evamir kutsiyeyi nebatata ve hayvanata tebliğ eder, nefeslere gelpaze, nüfusa nefes, yani ab-ı hayat olan kanı tasfiye ve nar-ı hayati olan harareti garizeyi işal vazifesini yaptıktan sonra çıkıp ağızda rüfatın teşekkülüne medar olduğu gibi pek çok muntazam vazifeleri emri küm feyekün ile icra eder. İşte son paragraf, havanın bu hasiyetine binaendir ki mevcudat-ı havari olan rüfat kutsiyet kesbettikçe, yani ahizelik vaziyetini aldıkça, yani Kur'an rüfatı olduğundan ahizelik vaziyetini aldığı ve düğmeler hükmüne geçtiği ve surelerin başlarındaki hurufat daha ziyade o münasebat-ı hafiyenin uçlarını, merkezi, ukdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde olduğundan vücud-ı havaileri bu hasiyete malik olduğu gibi vücud-ı zihnileri dahi hatta vücud-ı nakşileri de bu hasiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okunmasıyla ve yazmasıyla maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir Said Nursi. Evet, Kastamonu 66'da da burada yine burayla ilgili, burayı açalım. Evet, nasıl maddi hava fena ise, fena tesir ediyor. Manevi hava da bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuhur selase ve Muharreme'de alemi İslam manevi havası, ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tembirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Hatta şu an Nur Alemin Anahtarı'nda sayfa 33'te böyle bir yer var. Şu an belki günümüze bakıyor bu Hasan abi. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi bundan önce dersler oluyordu korona bu hastalıktan önce. Haftada bir derse gidiyorduk vesaire. Hatta canlı Hasan abim dersine gidiyordu. Necmi görüntünü kapat. Necmin görüntünü evet. Kapat. Tamam. Evet, burada küre-i havayı bir konferans meydanı. Şimdi gidemiyoruz ama böyle uzaktan dersler her yerde şu an Türkiye'nin her yerinde misale dersleri yapılıyor. Canlı dünyanın belki başka yerlerinde canlı dersler yapılıyor. Küre-i havayı bir konferans meydanı ve zemin yüzünü bir dershane ve bir mektebi irfan hükmüne getiren ve hassiz nimetleri tazammum eden ve hasbi şükürlere mukabele etmek lazım ki. Yani şu an hava alemi belki de bu derslerle nurlanıyor. Bu şekilde hava sahifesi, manevi havası, işte ehli imanın istediği şekle girebiliyor diyebiliriz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. İşte hava unsurunun demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kudreti ve bütün zerrata hakimi mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır. Bu işlere medar olabilsin. Resul. Bu ise Abdülbasit'e söyle, Necmi Uzun diye birisi var, onu çıkartsın. Öyleyse çabuk. Bu sahife-i havanın hakkal yakin, annel yakin, innel yakin derecesinde bedahatle. Öyleyse bu sahife-i havanın hakkal yakin, aynel yakin, burada bu Hasan abi ters söylemiş, yani ilmel aynel hakkal diyor, burada da hakkal yakin. Hakkal yakin, bu havanın hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin derecesinde bedahatle Zat-ı Zülcelal'in hassiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütevettis sayfası ve bir levh-i mahfuzun alemi
alemi tegayyurda ve mütebetti şurada bir lef-i mah ispat namında yazar, bozar, tahtası hükmündedir diyor. Evet. Yani şimdi diyelim bir sayfaya baktığımızda onun iki sayfada ortaya çıktığını anlarız. Önce neler yazılacağı planlanmış. İşte hava unsurunun yalnız nakli asbat vazifesinde yani sesleri nakletmesi aynı zamanda bu vazifeleri dahi gördüğü herhalde elektromanyetik dalgalar filan onları mı kastediyor Senar burada? Yani onlara da hava sayfasıyla hava tabii bu çekim yasaları hatta hava bizim gördüğümüz suret onun öteki tarafı var. Düşüncelerimizi de naklediyor ki çocuklar ve hayvanlar ve hayvanlar cinler de insanın kafasındaki düşünceleri dışarıya çıkıp onu görüyorlar. Devam et. Evet. Vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanda bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve terkik gibi hayata lüzumu bulunan levazımat-ı kemal intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade ilahinin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor. Ve serseri, tesadüf, kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sayfayı havayani kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihette ihtimal ve imkanı bulunmadığını aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim. Ve her bir zerre ve her bir parça lisan haliyle La ilahe illa hu ve kul huvallahu ahad dedikleri bildim ve vuhu anahtarı ile havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi hava unsurda bir hu olarak alem misal ve alem manevi bir anahtar oldu. Mutabakisi şimadı diyor ama orada bir devamı var bunun Hasan abi. Hüvenliktesinde almış Nur Alem'in anahtarında bir emirde alakasında da var bu. Tam orayı söylüyor. Gördüm ki diyor bir anahtar oldu bakın burada. Devamı alem-i misal nihayetsiz fotoğraflar ve her bir fotoğraf hassiz hadisat-ı dünyeviye aynı zamanda hiç karıştırmayarak alıyor. Binler dünya kadar büyük ve geniş bir sinema-i uhreviye ve faniyatın fani ve zahil hallerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlarını meyvelerini sermedi. Temaşagahlarda ve cennette saadet ebediye ashablarına dünya mecralarında ve eski hatıraların levhalarıyla gözlerine göstermek için pek büyük bir fotoğraf makinesi olarak bildiğim haşiye. Fakat zahir hakikatler gibi kuvvetli burhanlarla ve hücretlerle ispat etmeye zaman ve senin hal ve vaziyet müsaade etmeninde kısa kesildi. Acemi! Saat bir saat oldu. Hep bize öyle mi? Bize naklettin. Bize naklettin. Hiç enfusu taşımadın bizi. Ben sizden bekliyorum biraz arkadaşlar. Benden değil. Onu enfuse hadi bakalım bir bitir arkadaşlarla şey yapalım. Enfuse bizi taşıyacaksın. Evet arkadaşlar. İnşallah onu arkadaşlar girerler. Peki. Oku bakayım sonu da oku. Oku. Evet. Hem Levi Mavuz'un hem Alem Misal'in iki hücreti ve iki hücreti numunesi ve iki noktası İnsanın başında olan kuvve-i hafıza ve kuvve-i hayaliye mercimek küçüklüğündeyken hiç karıştırmayarak kemal intizam ile işlerinde bir büyük kütüphane kadar malumatın yazılması kat'i ispat eder ki o iki kuvvenin numune-i ekber ve azamları alem misal ile levh-i mahfuzdur. Hava ve su unsurların hususen nutfelerin suyu ve hava unsuru toprak unsuru pek pevkiğinde daha ziyade hikmet ve irade ile ve kalem-i kader ve kudret ile yazıldıkları ve tesadüf ve kör kuvvetin ve sağır tabiatın ve cami ve hedefsiz esbabın karışması 100 derece var ve hiçbir cihette mümkün olmadığı ve Hakimi Zülcelal'in kalemi kader ve hikmetinin sahifesi olduğu ilmel yakin ile katli bilindi. Mütabakisi şimdilik yazdırmadı. Umma binler selam. Elbaki ve elbaki kardeşiniz Said Nursi. Fatiha çekeyim mi? Yo Fatiha çekme dur. Bir yazılanları ben bir okuyayım. Ondan sonra şey yapalım. Evet. Bak diyor ki çok ilginç bir şey yazdı.
Dur şuradan okumadıklarımı okuyayım. Diyor ki şurada bu hıfz bir tanesi diyor ki Hasan abi konuştuğun anda seninle her yerdesin. Müşahede edebilirsen diyor. Seyit Ahmet diyor ki bu lafzı sende hava unsuruna galebe nispetinde hava aleminin zerrelerine nefin ruh etmektir. Yani bedeni diyor ki bedeni hayattan çıkma yetisini ve yetkisini almış bir insan hava alemine de tasarrufa yetkili oluyor. Yani ne kadar bedeninden çıkabilmişse, latifleşmişse bedenine hükmettiği için bedeninin vücudu haricisi olan beden çekirdektir. Kainatın beden. O buna hükmedince kainata da hükmetme yetkisi alıyor diyor. Kuzey Irak'tan Amr hüve anahtardır diyor. O zaman Miraç anahtarı olabilir mi diyor. Huvallah. Hu Allah'a vav Muhammed'e diyor. Fesubhanallah. Onun da durumu hepten iyi değil. Selim diyor ki çok garip burası da. Bildiğimiz bir şey ama başka bir şey kullanıyor. Selim, muallim. Hem Gazvi Huneyn'de başta İmam-ı Müslim olarak Ehl-i Hadis haber veriyorlar ki bildiğimiz bir yer ama bak şimdi. Gazvi Huneyn'de Bedir gibi küffar şiddetle hücum ederken yine bir avuç toprak alarak şahatül vücud diyerek her birinin kulağına bir şahatül vücud kelimesi girdiği gibi biiznillah her birinin yüzüne bir avuç toprak gitti. Tamam. Bu bildiğimiz bir yer. Ne diyor? Nasıl ki diyor ben hava alemine sesi atıyorum çoğalıyor. Allah Resulü toprağı alıyor toprak çoğalıyor. Ki herkesin kulağına ses nasıl gittiği gibi toprağı alıyor. Hiç böyle düşünmemiştim. Toprak havada çoğalarak hepsinin gözüne gitmesi. Çok. Peki nasıl şey oldu? Toprak hava aleminde bunu atıyorsun çoğalıyor. Eyvallah. O çok acayip bir şey yaptı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'a has değil bu. Ne demek has değil? Allah iki türlü kanun kullanıyor. Bir esbaplı bir sebepsiz. Sebepsiz ism-i azama mazara olanlar kullanabiliyor derecesine göre. Bedenine işte dediğimiz gibi hakim olan hava da onun vücud haricisiydi ona da hakim oluyor. Abdülbaki Murtaza ne diyor? Aynı hadis Hazreti Ali'yi yerine bıraktığı zanman her birinin toprak giriyor. Hazreti Peygamber ayrılıyorlar göremiyorlar. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evini çevirdikleri zaman hepsinin yüzüne toprak koyuyor göremiyor. Ondan sonra Seyit Ahmet toprak da su gibi olmuş. Unsurların hakikatleri olan esmalarına azam-ı mazariyet. Amr huvallah Muhammed hu enş insan. Neydi oluyor? Allah Muhammed cemi hu o da insan. Ondan sonra Fuat Aydın bu dersin korona hastalığına şifa işte onu başka bir talep onun. Alemde ne varsa haktandır. Taş, ağaçlar her şey bu surette büründüğünde insan da insan suretine. Şimdi başımız ağrısı aklımız o çayı biliyor. İşte aynı çiçeğin tozu gibidir. Hava o sebeptendir ki yağmur yağmadan dizleri sızlatması gibi. İlmen olarak akıl süzgecinden geçip aynel yakın vicdan süzgecinden geçip hakkal yakın olarak kalpleri görünüyor. Başka bir tane. Aleyküm selam. Bunu da bitireyim sen gir Gafur. Tamam abi. Başka bir tanesi şöyle diyor. Ben yazdım oradan.
İlmel yakin tasdiktir diyor. Aynel yakin izandır. İzan o vicdana iniyor. Hakkal yakin fiili iltizamdır diyor. Bu da ilginç. Daha garibime giden şu oldu. Hakkal yakin emri kün feykün tezgahı. Ondan sonra hakkal ilmel yakin tövbe bak. İlmel yakin emri kün feykün tezgahı. Aynel yakin arş latife-i Rabbaniye. İnsanda kalp. Hakkal yakin de Allah'lık hakikati mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiye bakar diyor. Bu da tuhaf. Bu tuhaf. Bu noktadan ben yani şeyi uyguladı bu. Kainata uyguladı. İlmel yakin emri kün feyn kün tezgahı. Çünkü hava alemi buna benziyor. Sanki kafir mümin fark etmeden hava alemine bir şey atıyorsun, ol diyorsun, oluyor. Onun için küfeykün tezgahına ilmel yakin. Kafir mümin fark etmeden Rahman ismine bakar diyor. Rahman ismi bu. Aynel ilmel yakin. Aynel yakin arşa bakıyor ayn. Kalptir o da. Latife-i Rabbani ile seyrediyor. Bu da Rahim ismine bakıyor diyor. Bismillah'taki Rahman Rahim. Hakkal yakin ise şuunat-ı zati alemlerine baktığı için de o da Bismillah'taki Allah'a bakıyor diyor. Bu da çok garip yani. Ama şeyi en çok hepinizin ilgisi çekecek şu. Kafir mümin fark etmeden hava alemine bir şey atıldığı zaman çoğalıyor mu? Çoğalıyor. Sanki havaya kafir mümin fark etmeden emrediyor. Emrim kün feykün tezgahı kafire de çalışıyor. Bu noktadan diyor Rahman'a bakıyor diyor. Çok garip yani. Çünkü abi bu noktada müdahale etmem lazım dedim. Tamam hadi gir. Abicim selamünaleyküm tekrar. Aleykümselam. Hakkım olmaya giriyorum. Çünkü 10 dakika oldu derse katıldığım. Çok belki vakit değilim. Ama hemen var olan şeyleri bir dökmem lazım abi. İnşallah bugün yine bir cenaze defnettik. Rize'deyim şu anda abi. Şimdi abi Kabe'de biliyorsunuz makam-ı İbrahim var abi değil mi? Orada bir taş var. Değil mi abi? İbrahim Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu diyor ki çık o taşın üstüne Müslümanları seslen diyor değil mi? Kıssa böyle diye biliyorum abi ben. Evet. Ben diyor buradan seslenerek kime duyurabilirim? Sen çık seslen diyor abi. Şimdi üvey nüktesi o kadar enteresan bir şey ki abi. Şimdi mesela bakın ben siz bulunduğunuz odadan konuşuyorsunuz. İçerideki odadakiler belki sizi duyuyorlar, belki duymuyorlar. Yani ağzınızdan çıkan kelam üvey nüktesiyle titreşimlerle belli bir noktaya kadar gidiyor belki. Ama mana, içindeki kelamın içindeki ilim, irade, kudret tazamman ediyor ya abi kelam. Onun içerisindeki belki kudret bir noktada sanki tesirini bir manada sanki yok ediyor gibi görünüyor ama içindeki mana öyle ki abi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o günkü seslenmesi hala bugün Müslümanları kendine davet ediyor abi. Ve inşallah kıyamete kadar da davet edecek. Yani mesela bakın Hasan abi ben şu anda Rize'deyim konuşuyorum. Sizin konuştuğunuzu belki içeriki odadakiler duymuyor ama benim Rize'deki konuşmamı siz duyuyorsunuz. Bir vesile abi insana Allah-u Teala'nın bahşettiği bir vesileyi bir adetullah kanununu insan kullanarak kelamını yine hüveye bindiriyor. Yani bu dalgalar uyduya giderken uydudan gelip dünyaya yeniden dağılırken yine hüve nüktesini kullanıyor. Ama ben gidemeyeceğim noktaya birine teslim ediyorum abi. Şimdi Allah-u Teala'ya kelamın içindeki mana mertebesi o kadar o gücü artırıyor ki abi kelamın ulaştığı gücü. Siz o gün sizin şu anda oradaki yapmış olduğunuz konuşma Hasan abi sizin ne kadar farkındalığınız oluyor, olmuyor bilmiyorum ama bütün kainatta tesirini gösteriyor. Biz
zannediyoruz ki, yani ben şöyle düşündüm. Ya bu hüve nüktesi, hava, bu zerreciklere benim konuşmalarım biniyor. Ama neden mesela benim o titreşimin gittiği noktaya kadar gidiyor? Neden ben burada konuştuğum zaman atıyorum dünyanın diğer ucundaki insan duymuyor? Hayır, duyuyor. Eğer sen o kelime yüklemiş olduğun mana ile bunu rıza ilahi dahilinde eğer nakledebiliyorsan, bu aynen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o taşın üzerine çıkarak bağırdığını biz bugün nasıl işitiyorsak, Hasan abi, öyle değil mi abi? Siz işitmiyor musunuz şu anda? Bu dersle, bu davayla, bu çalışmayla siz o kelamı, o bağırtıyı, o çağırmayı işitmiyor musunuz şu anda abi? Evet. İşitiyorsunuz abi, işitiyoruz. Yani böyle, yani manayı da yüklemek, kelamın içindeki manayı da yüklemek gibi bir vaziyette var gibi düşündüm abi. Böyle bir tefekkürüm oldu benim. Maşallah. Allah razı olsun. Güzeldi. Ama şunları da okuyayım. Huve akif ne diyor? Huve anahtarıyla hava alemine gir. Cilve-i vahdaneti müşahede et. Kalbinin kuvvetine göre. Serkan Abdullah Murtaza İhlas diyor. Serkan Mirat'ta ayna var. Ayna da var. Fakat aynada Mirat yok. Ayna sırf gösterir. Mirat ise hem gösterir. Ayna kim atlattı mı? Gösterir, hem de hakikatine sahip olur. Gösterdiği şey içinde var. Harici değil, içini gösteriyor. Toprak mirat, hava ise aynadır. Selim havayla ve aynı kökten değil mi? Hava ile. Aslında bütün kelam ağızdan çıktıktan sonra hava aleminde zerrelere ekilir. Onu almak için onun frekansını bilmek lazım veya denk getirmen lazım demiş Remzi kardeş. Çok garip yani böyle şeyler yazılması. Bir de Allah Rahman ve Rahim'e dayandırılması, aleme uygulanması ve ondan sonra garibime gidenleri sayıyorum. Hava zerresine toprak atılınca toprak, Şahetil vucuhu, Peygamberimiz Aleyhisselam onu nasıl orada çoğaltıyor? Çok ilginç şeyler var. Bir de bir kardeş yazmıştı. Hava zerresi sensin diyor. Bendendir, ben değilim ama şunu kastediyor. Hava zerresi nasıl bütün ısı, ışık, çekim yasaları vesaire her şey içinde var ama zerre gibi gözüküyor. İnsan da bütün alemi cem etmiş. Böyle beden gibi gözükmesi. Erkan kardeş herhalde. Erkan mı? Yok. Kardeş Uğur. Uğur kardeş söyledi. Çok garip şeyler çıktı. Çok şükür ya. Bir enfusi Allah Rahman ve Rahim şecere hilkatı uygulandı. Zerreti şey yapıldı. Bir de hava aleminde toprağın çoğalması. Peygamber Aleyhisselam az değil. O isme mazhar olduğundan hava alemine hakim olan isim, emir, irade idi. Toprağa hıfz ve hayattı. Bu isme mazar olunca hava alemi emrine girdi. Toprağa attığı gibi çoğaldı. Yani havaya çoğaldığı gibi. Kafir mesela havaya bir şey kelam atıyor. Çoğalıyor yani. Sen kafirsin, senin sesini çoğaltmıyorum demez. Ama bu arada Cemil kardeş maşallah huve nüktesini çok güzel topladı. Hakikaten yani bir araya getirmesi noktasında çok güzel bir eser oldu. Yani onu inşallah... Abi bir şey söyledin mi? Şimdi Gafur abinin söylediği makam-ı İbrahim'den Hazreti İbrahim'in seslenmesi ve o sesini bütün dünyaya işittirmesi meselesi çok dikkatimi çekti de benim. Şimdi sözlerde var ya abi, ilim irade ve kelam. El-Fazl-ı Kur'aniye diğer bir manada. Yani bir kelamın ne kadar intişar edeceğinin anlaşılması o kelamın sahibindeki ilim, irade ve kudretle doğrudan alakalı değil mi abi? Evet. Şimdi insanda da belli bir ilim var, mahdut. Belli bir irade var, yine o da mahdut. Bir de kudret var, o da mahdut. Şimdi Gafur'un Rize'den konuşması
Yemin Hoca'nın Hatay'dan konuşması, İşka kardeşim başka yerden konuşması, hepsinin dinlenmesi bir ilim neticesinde elde edilmiş, mesela şu programla bir yerlere gidiyor. Dediğimiz gibi yan odadaki kişi duymuyor ama Almanya'daki kişi duyuyor. Veyahut da işte ne bileyim Şili'den birisi derse katılsa şu anda mümkündür. Japonya'dan birisi derse katılsa mümkündür. Benim burada aynı odanın içinde beni duyanlar kadar net bir şekilde birbirimizi duyabiliriz. Bu neyle oluyor? Bu o kudretle oluyor. Yani o kudretin veyahut da ilmin elde ettiği programla oluyor. Yani bu bir kuvve, sesler, bütün sesler, bir kuvve her yerde var. Neyle ben duyuyorum onu? Aletle duyuyorum. Yani bendeki ilimle elde edip duyabiliyorum. Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz olduğu için onun kelamını Allah istediği zaman Hazreti İbrahim'in ağzıyla da çıksa ondandır. Çünkü peygamber kendinden konuşmaz. Allah'ın kelamını konuşur. Dolayısıyla duyurmuştur. En büyük Gaffur'un da dediği gibi kıyamete kadar her şu an duyuluyor ve kıyamete kadar da duyulacak olmasıdır diye düşünüyorum abi. Maşallah. Şimdi ona geliyordum en sonuna. Diğerlerini saydıktan sonra Gaffur'un dediği İbrahim Aleyhisselam'ın dedi ki Ya Rabbi bu kurumuş vadide kim duyacak? Bir de söyledi de dalga dalga mı geliyor, depolanmış da mı duyuyoruz? Şu anda Avrupalılar vesaire Türkiye'de buna meşgul. Ses depoları var yani. O daha önce konuşulan ses depoları var. Onu deşifre etmek, İsa Aleyhisselam'ın sesini çıkarıp ayeti turfanda almak peşindeler. Çok tuhaf bir gaye var Avrupa'nın projesi. 80'li yıllarda uzaya ilk gidildiğinde Ay'a yanlış hatırlamıyorsun ilk gidildiğinde ezan sesini bir astronot orada duyuyor. Daha sonra zannediyorum Mısır'a gidiyor ve bir anda böyle dona kalıyor. Diyor ki nasıl olur ya ben bu sesi Ay'da duydum. Aynısı bu ses diyor. Ay'da duymuştum. Şimdi bu noktada anladığım kadarıyla terakki devam ediyor ve herhalde kıyamete kadar da devam edecek. Belki bir boyut şeklinde depolanıyor. Belki bir depo şeklinde depolanıyor. Yani sen o boyuttan geçtiğin anda bir depo var, ona denk geliyorsun. Ya bu depolama şekli falan zaten hep araştırılıyor. Şu an gerçekten bu noktaya Batı'nın çok büyük ilgisi olduğunu düşünüyorum yani. Hazreti İsa'nın sesini, Hazreti Muhammed'in sesini gayeleri arıyorlar. Gayeleri şu Abdullah. Yani bir şey iş yapmak değil. İsa Aleyhisselam'ın ağzından çıkan kelam ayete dönüşmesi, kaydedilmesi 330 sene sonra olmuş. 3 nesil geçmiş. Diyor ki gayeleri şu. Gayelerini okudum. Yezus yani İsa'nın diyor sözünü kendi ağzından duyarsak bizzat o ayet hiç bozulmamış yeniden ayetler olur. Çok tuhaf yani. Şimdi bu sefer bozulmamış ayetler ortaya çıkacak diyor. Yani insan nelerin peşinde? Şeyde aynı o astronotun da şey yaptığı. Fakat bu hava zerresini ustada ikram edildikten sonra nasıl ehli dalalet, ehli zındıka uğraşmış? Hava zerresi çünkü esbapsız olduğu için toprakta bir esbap var. Elmayı ağaçtan ama benim sesimin bir anda gelmesini yani insanın aklı tatmin olmuyor söylediğin işte elektrik dalgaları şöyle oluyor. İnsan ben de okudum buna ait çok şey okudum. Ama insanı böyle takılacak bir esbab pek görmüyor. Yani bir anda mesela diyelim ki navigasyon milyonlarca insana farklı şekilde aynı anda cevap veriyor. Erdinç bir şey söyleyeceksin galiba abim. İnşallah. Şöyle, Levh-i
mahfuz, dima, sema birbirine eşit olduğu gibi Allah-u Alem çıkan kelimatın havada saklanması da yine levh-i mahfuz misali bir cihetten oluyor galiba. Maşallah. Bir de yani mesela iletişimde elektronik olarak aktarıyoruz bazı şeyleri, yani elektrik voltajıyla, ama havadaki iletişim elektrik şeyiyle iletilemeyecek, yani dönüştürülmeden iletilemeyecek bir şey. Yani havanın bu konudaki iletişimi de çok mükemmel. Yani radyo dalgasını hiçbir şekilde havanın ilettiği gibi iletebilen bir şey yok. Üzeri yüzündeki madde bunu iletemiyor, yani bir titreşimli bir madde iletemiyor. Yani hava hakikaten bu konuda da çok mucizekar, hakikaten hıfz edip iletmesi cihetinde. Bu kadar. Aynen. Hasan abi, olay o kadar acayip bir noktaya gitmeye başladı ki elhamdülillah Hasan abicim. Yani şimdi mesela Erdinç de bu katkısıyla şöyle bir tefekküre sebebiyet verdi bende abi. Mesela ilahımız, kelam-ı ilahiyi, Hasan abi, kelam-ı ilahiyi Allah'tan alıp levh-i mahfuza indiriyor değil mi? Levh-i mahfuza kelam-ı ilahi dönüşüyor değil mi abi? Hı hı. Eğer abi biz semayı, arzı, bu bütünlüğü de bir bu şekilde, bu manada bir levh-i mahfuz olarak görürsek abi, o zaman kelam-ı ilahi abi aslında bizde de karşılık buluyor abi ya. Yani biz de dönüştürenler arasında oluyoruz bunu bir manada abi ya. Bu çok enteresan bir şey oldu sanki benim alemimde abi ya. Kelam-ı ilahi abi, hani biz vahiy değil. Hani siz az önce dediniz de abi. Abi az önce dediniz de bir depo var diye. Bu depo abi kelam-ı ilahi. Bu ne ilahi. Ne diyorsunuz biliyor musun? Ne diyorsunuz? Evet, ne diyorsunuz? Ne yaptınız? Bugünkü çalıştığım yere geldi. Bugün bu Allahu Ekber. Bu Erdinç'te seninkisi. Bak bugün akıl çalışıyorum ya. Bugün Sultanbeyli'ndeydim. Şimdi ondan sonra bunlarla alakalı iş atacağız 7'de. Ne var? Aynı bu dedin ya, bu değişiyor. Şimdi levh-i mahfuza subuti sıfattan kelam-ı ilahi iniyor. Levh-i mahfuzda ayete dönüşüyor. Levh-i mahfuzdan Hazreti Ahmet aleyhissalatü vesselama ayete dönüşmüş iniyor. Vahye tabi olan bir akılda murtabit olduğu için vahya, derecesine göre vahiy insanın aklında canlı, ruhlu, şuurludur. Bugün ben orayı okumayacağım ama bugün okuduğum şu, mertebesine göre dedi ya Gafur. Şimdi ayet benim aklıma iniyor. Ve canlı şu anda Cebrail devam ediyor. Fakat herkes aklında şu oluyor. Ya sarahaten gözüküyor diyor, bugün buldum. Ya işareten, ya remiz, imat, telvi veya telmi. Yani bu vahiy, bu hava alemi, dima, meratipleniyor kişinin seviyesine göre. Ya o ayetin bizzati sarahatını, ya işaratını, ya bir remzini dönüştürüyor. Hava alemi de, hava aleminde bütün meratiplere cami. Acayip bir şey ya. Çok bir tevafuk etti abi, bu. O kadar... Abiciğim bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Şimdi mesela siz diyordunuz ya, şeytanın kelamı Kur'an'a girmiş, dönüşmüş. Allah-u Teala şeytanın kelamını Kur'an'da kendi kelamı gibi aktarıyor. Bakın ne kadar acayip bir şey abi. Hani az önce de bahsedilmişti ya, hani yani hava alemi mümin kafir ayırt etmeden Rahman ismi tecelli ediyor diye az önce söylenildi ya abi. He, biri söyledi onu. Abi kafir ne demek? Şeytanın kelamı. Yani Allah kelamı olarak geliyor. Yani bu depolandığı noktada kelam-ı ilahi şeklinde, yani bize bu şekilde aktarılabiliyor. Bu da çok enteresan bir şey oldu abi ya. Bu çok acayip bir şey oldu abi ya. Evet, çok tuhaf. Yani evet.
Bugün de Sultanbeyli'ndeydim. Şimdi Türk İş Blokları'ndayım da. Orada çalışıyordum dershanede. Ya o pazar dersinin tesirindeyim. Biliyorsunuz Lef-i Mavza ayet gelmiyor. Kelam-ı İlahi geliyor. Lef-i Mavza ayete dönüşüyor. Sonra ayet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iniyor. Benim aklım güneşi gösteren ayna gibi ama o misal o. Aslında akıl aynada ne kadar farklıysa, akıl aynada ne kadar farklıysa, aynada gözüken güneş ile benim aklımda gözüken vahiy de farklı. Dolayısıyla nasıl ki aynada güneş maliki bütün sıfatlarına sahip, benim aklımdaki vahiy murtabit olduğu için, ondan olduğu için aklımda vahiy canlı, aynen vahiy devam ediyor. Peki o dış hava alemine nasıl yansıtıyor? Bendeki ihlas nispetinde ya sarahaten içeriği, ya rems, ya ima, ya telmi, ya telvi, ya vav, ya le, tevli o olarak yani 7 mertebede dışarıya çıkıyor. Hava alemine, hava alemi o kadar acayip bir şey ki birisi demişti. İlmel yakin, emrikün feykün gibidir. Kafir mümin fark etmeden herkese rızık verdiği gibi, kafir mümin fark etmeden bu hava alemini ekiyor. Toprağı nasıl ekiyor kafir mümin? Çıkıyor, buradan da çıkıyor. Bu Rahman ismi. Fakat ilmel yakin olunca o rahim ona giremiyor. Fakat bu hava aleminde bir de gariptir. Duruyor zaman ve mekansız. Asırlar sonrasına nakledebilecek bir özelliğe de sahip. İbrahim Aleyhisselam sesini hala herkes duyuyor. Vesaire. Peki 1,5 saat oldu. Geceniz mübarek olsun. Abi bir şey daha söyleyeyim. Allah Hazır abi bir şey ben söyleyeyim. Dur kardeşim. Gafur dur. Tamam. Ha. Tamam, tamam. Buyur abi. Abi bu Hüve nüktesinde üstadın Hulusi abiyle ve diğer abilerle hani geçmiş hatıratla üstadı ben duyuyordum diğerleri duymuyordu diyor. Yani bu aynel yakine ilmel yakin Rahman. Rahime girdiği zaman demek ki böyle oluyor. Acayip. Evet ben Hekimoğlu İsmail. Hekimoğlu İsmail abiden bizzat ben duydum. Çünkü günde sağ ama. Dedi ki 3 tane komutan gitti. Komutandı senin gibiydi asker. Bana diyor böyle böyle bir şeyler anlattı. Ondan sonra yanımdakini anlattı. Onu yani benimsini bana hitap ederken duydum. Onu anlatırken ben duymadım. Onu anlatırken duymadım. Onlara da sordum çıkınca. He dedi. Ömer sana ne dedi? Duymadın mı? Biz de hiç meğer herkes ayrı konuşmuş. Hiçbirisi birisi duymamış. Hasan abi Kambura'da mı? Hani Kambura diyor ya Şah Cemil abi. Hüve Nüktesi'nin anahtarıyla mı gidiyor? Harika. Kambur olduğunu da kimse bilmiyordu. O da bir ustadın kerameti. Akrabasından başka kimse bildiği yok. Şeydeyken Kastamonu. Kastamonu'daydı değil mi? Kastamonu'dan Hicaz'da, Mekke'de olan kutup, demek ki ilim yetmiyor. Kutupluk da yetmiyor. Kutup olabilmesi için 300 evliya. Gitmiş Süfyan'a kabloyu bağlamış. Duvayı bağlamış. Ustad duvamı geri veriyordu. Ustad fertti. O 300 evliya ile. Çünkü 300 evliya olunca kutup oluyor. Oradan oraya söylüyor. Ben sana demedim mi kambur diyor odadan. Duyuyor. Abi bir de benim kendi tefekkürüm. Sesler depolanıyor. Çünkü şu andaki konuşuyoruz cihazlarla. İlmi olaraktan cihazlarla. Sesleri cihazlara yükleyip depolayıp 50-100 sene evvelki sesleri şu anda dinleyebiliyoruz. Yani üstadın kambur duy beni demesi rahim ismine girdiği için yani bir cihaz gerekmiyor arada ama depolanmış. Şeyde Emre de öyle diyor. Hazreti Ömer diyor komutanına ya Sariye el Cebele ta Medine'den
Şam tarafındaki komutanına komutlar veriyor. Dağa çekil, dağa çekil diyor. Ya kardeşim bizim bildiğimiz... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ben Ali. Bismillah. Ben de konuştukça hoşuma gidiyor. Allah razı olsun. Abi ilme el yakinde iki tafet var. Aynı el yakinde bir derece latiflik var. Hakkı el yakinde sistem tiflaşıyor. Çünkü hüve yani hava latifesi, hüve latifesi umumileşiyor. Umumileşmek var. Artık o sistemde sen hiç yoksun. Mesela şeyde aynı lekinde sen bir derece varsın, latifsin ama tefekkülesin ama yine hakka lekine göre bir derece berzah var. Yani malzeme kullanıyorsun. Bilgilerini kullanıyorsun. Fakat umumileşmek var. Yani ilmel yakındaki gibi kesafetli değil. Onun için hüve çok enteresan. Artık onun sistemine dahil oluyorsun herhalde. Evet. Orada ruh seviyesinde sistem farklı devam ediyor. Evet. Umumileştiği için hani her an her yerde olmak makam var ya abi. İşte ona dönüyor evet. Peki Gafur... Dur Gafur'a bir şey, Gafur'a bir şey verelim. Şimdi evet. Gafur söyle abi. Evet. Abdullah Malcan. Abi şimdi biz hep şöyle diyoruz ya abi. Kelam-ı ilahi lef-i mahfuza iniyor, orada dönüştürülüyor. Şimdi bu akşamki bu konuşmalardan sonra hele bu sizin en son söylediğiniz anlatım şekliyle birlikte sanki şöyle bir şey anladım. Acaba böyle bir şey mümkün müdür abi? Hani tabiri caizse abi bir tencere sütü kaynatırsınız ama tek başına hiçbir şey olmaz. Ona küçük bir yoğurdu attığınız zaman belli şartlarda mayalanıyor, bütünlük yoğurt oluyor abi. Sütün bütünlüğü yoğurt oluyor. Acaba bizim bütün bu konuşmalarımız, biz yani kelam-ı ilahi lef-i mahfuz'a inip dönüştürülmüyor da kelam-ı ilahi dönüştürüyor. Yani indiği inen kelam-ı ilahi lef-i mahfuz'u dönüştürüyor. O vahiy şekline geliyor abi. Yani kelam-ı ilahi kendisi dönüştürüyor lef-i mahfuz'da. İndiği ölçüde gerekli yani rıza-i ilahi dairesinde olan her şey Allah'tan inen kelam-ı ilahinin lef-i mahfuz'u dönüştürmesi. Yani Allah... Anladım. Yani inen sistem dönüştürmüyor. İnerken o değişiyor. Çok tuhaf. Ona geleceğim ama Abdullah ne diyorsun? Bir şey diyecektin. Gafur kardeşimin dediklerine aynen katılıyorum da benim merak ettiğim abi şimdi elektriğin gerisi yani ham maddesi ne abi? Esir maddesi değil mi? Hı. Peki hüve ülkesinin havanın gerisi ne? Peki nereden hangi esmaya dayanıyor? Onun da bir gerisi olması lazım. Hava var ya, hava emir ve irade diyor. Dayandığı esma? İrade, murit esması iradeden, emir de işte emretmek hangi esmaya, şu anda hatırıma gelmedi. Evet abi. Peki. Rabbime emanet olun. Hasan abi. Efendim. Selamünaleyküm, ben Mustafa Kurtkaya. Aleykümselam muallim. Abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Buyurun hocam. Abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi ders Cemil Hoca'nın dersi olunca ben bir iki kere etmek durumundayım. Doğru mu abi? Tamam. Evet Mustafa. Abi geçen size attığım bir yazı vardı. Onu okuyabilir miyim? Oku. Dünyanın en büyük ve en şumullü zakiri havadır. Zira bütün geçmiş, gelecek, hazır ve gelecekteki zikirler havayla konuşur, havaya konuşur. Tabi olarak konuşan, zikreden, söyleyen ve de söyleten sebepler tahtında havadır. Hava olmasaydı zikir iç bünyede yani dahili atmosferde kalacak, harici atmosfere adım atamayacak ve de kavuşamayacaktı. Zikir vuslatsız ve kısmen altılı kalacaktı. Özü sese ve söze tercüme eden havanın manyetik kabiliyetidir. Havasız söz,
havasız lastik gibi işlevsiz, görevsiz kalır. Kamyon yürüten lastik, lastiği yürüten havadır. Netice itibariyle hava hüvedir, hüve odur. O da havaya ve bütün hava hücre ve nüktelerine hükmeden Allah'tır. Yani abi, kainattaki varlık alemindeki en büyük, esasında fiziki alemindeki en büyük zahir hava. Dolayısıyla şimdi cennetteki nimetlerin temeli, buradaki nimetlerin büyüklük orantısı ya abi. Sanıyorum ki abi ve düşünüyorum ki cennetteki hava zerrelerin inkişafı, nimetlenmesinin boyutlanması en zirvede olacak. Belki de cennette hava buradaki havadan çok farklı. Bir misal vereyim. Mesela biz ne yapıyoruz? Dağın tepesine çıkıyoruz. Güzel bir yeşillik alana gidiyoruz. Hava temiz etmek için. O zaman bu temiz havanın da asıl merkezi cennettir. Ve boğucu bir hava olması lazım. Çünkü ters. Havanın kıymeti bilinmediği için diye düşünüyorum. Teşekkür ederim abicim. Allah razı olsun Mustafa. Çok ilginç. Mustafa'yı da tanıyorsunuz. Çok garip sualleriyle bizi şey yapıyor, teşvik ediyor ve bazı hakikatlerin çıkmasına vesile oluyor. Çok tuhaf maşallah. Allah razı olsun. Peki siz de... Şöyle abi. Şimdi biz hava diyoruz ama aslında hava dediğimiz şey her zaman oksijen, azot olmayabilir. Mesela uzayda da iletiliyor şeyler, frekanslar, dalgalar. O zaman uzayda da bu hüve nüktesinin melekütü olan bir şey var ki orada da iletiliyor. Evet. Hava deyince zaten bu hidrojen oksijeni kastedilmiyor sif. O yani beden gibi gözüken tabii hava bir sistem. Mustafa dedi ki Kurtkaya aslında hu zamiri hu vücud hariciye dönmüş gözüken suret bu. Kanuniyeti onun sistemi. Hakikati de esma. Yani hu ve Allah'ın ismi sureti hava. Kanuniyeti yazılımı sistem, hakikati de hava emir, irade esmasına, sıfatına bakıyor deniliyor. Abi sureti hüve kanuniyeti esir maddesidir abi tabii. Hı. Çünkü uzayda da frekans yayı ses gittiği için esir. Kanuniyet oraya bakıyor abi. Evet. Olabilir abi. Peki. Kulhuallah ehatla ve aynı samet hususiyetiyle bir ilişkisi var mı abi? Evet, birisi cüz, birisi kül. Doğru. Evet. Yani çok geniş bir saha, biliyor musunuz bu? Çok. Yani içine girmeyecek Risale-i Nur'da hiçbir mevzu yok. Peki. Fatih Ali Çek Cemil kardeş. Allah bu huve nüktesi madem bak bir evde, bir memlekette Asay Musa okunursa diyor, hava nüktesi değişir diyor. Bunu Emirdağ ve Kastamonu'nda 60. sayfada 3 aylardan bahsediyor. 3 aylarda insanların niyetleri, tasavvurları, düşüncesi maddi havayı değiştirdiği gibi onu teneffüs eden insanların da haletleri değişiyor. İnşallah bu dersimizde bu hava alemindeki korona ve diğer mikropların da inşallah istikametinde ve rahmet ve rahim olan Allah insanlara musahhar etmesini ve hayra vesile olmasını, Müslümanın ibret almasını, tefekkür etmesini ve Rabbine karşı yakiniyetin artmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Maddi ve manevi şerlerinden hıfzı emin eylesin. Çoluk çocuğumuzu, evladı yâlemizi de semavi arzı maddi ve manevi hava unsurundaki şerlerden hıfzı emin eylesin. Ve ahir devâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Hasan abi şu efendim Cemil. Şurada diyor ki büyük mesnevide ene dahi hüvenin üzerine yaptığı gölgelikten inkişaf etti. Yani kendisi gitti hüve meydana çıktı. Yani hüveden inkişaf etti. O hüve ile leyse kemiskeyi şey güne işaret etti diyor. Vay be. Aynen. Evet. Hava gitti. Hüve kaldı. Esma yani. O zaman
Havanın kendisi surettir. İçindeki yazılım kanuniyettir. Esması hakikattır. Peki. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Allah razı olsun abi.